Can Okanar, evet aslında 2023 yılına girmemizle birlikte en çok merak edilen ve en çok yanıt aranan sorulardan biri. Seçim hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte bu soruya yanıt AK Parti MYK toplantısında da yanıt arandı. 18 Haziran'da seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı? 18 Haziran tarihinin artı ve eksi yanları neler? Bunlar konuşuldu. Tabii Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz bir sunum gerçekleştirdi. Seçim kanununda yapılan değişikliğin uygulanabileceği tarih olan 6 Nisan ve sonrasındaki tüm pazar günleri masaya yatırıldı. Miting takvimi, sandık çalışması, temayül yoklaması ve kamudan adaylık için istifa süreçlerine ilişkin senaryolar oluşturuldu ve bu senaryolarla ilgili de gerekli zaman aralığı belirlendi. Bu zaman aralığı içerisinde seçimin 18 Haziran tarihinde gerçekleşmesi durumunda artı ve eksi yanları değerlendirildi. Ancak malum 26 Haziran'da Kurban Bayramı'nı ve aynı dönemde Hac dönemini idrak edeceğiz. Dolayısıyla öncesinde yapılacak hazırlıklarla birlikte baktığımızda aslında yoğun bir dönem olacak. Diğer yandan okullar tatile girmiş olacak. Dolayısıyla tam bir tatil dönemi yaşanacak. Dolayısıyla seçim tarihinin öne alınma ihtimali bu süreçler göz önünde bulundurulduğunda biraz ağırlık kazanmış oldu. Ancak net bir karar alınmadığını buradan ifade etmiş olalım. Ancak öne çıkan tarih hem yoğunluk hem de o yaşanacak süreçlerle birlikte 14 Mayıs oldu. Çünkü Nisan ayının büyük bir bölümü Ramazan ayına denk geliyor. Sonrasında Haziran ayında da Kurban Bayramı ve tatil dönemi ortaya konulduğunda 14 Mayıs tarihi öne çıkan tarih oldu. Dolayısıyla 14 Mayıs çevresinde konuşuldu bu konu. İlerleyen günlerde tabii seçim artık yaklaşıyor. Dolayısıyla ilerleyen günlerde net tarih açıklanacak. MYK'da bir başka gündem maddesi de vardı. Onun da altını çizelim. Gündeme gelen konulardan biri de başörtüsüne anayasal güvence getirecek olan anayasa teklifi değişikliğiydi. Teklif metni oluşturulmadan önce malum AK Parti milletvekilleri muhalefet partilerini ziyaret etmişlerdi. Bu kez de teklif metniyle birlikte muhalefet partilerinin kapısı çalınacak. İkinci görüşmelerde ikinci turda Ocak ayının ikinci yarısında yapılması planlanıyor. Biz de elbette bu süreci de takip ediyor olacağız. Hem seçim tarihinin ne olacağı ile ilgili hem de başörtüsüne anayasal güvence getirecek anayasa değişikliği teklifi ile ilgili süreçler netleştiğinde aktaracağız diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Can Okanar.